Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu sana indirilen bir kitaptır. Onunla insanları uyarman ve inananlara öğüt vermen hususunda göğsünde bir sıkıntı olmasın. Ey insanlar! Rabbinizden size indirilene uyun ve ondan başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice kentler helak ettik. Gece yatarlarken, yahut gündüz uyurlarken, azabımız onlara geliverdi. Azabımız onlara geldiğinde, biz gerçekten zalimlermişiz demelerinden başka yalvarışları kalmadı. Kendilerine elçi gönderilmiş olanlara da soracağız, gönderilen elçilere de soracağız. Ve elbette olan biten her şeyi bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. O gün amelleri tartacak terazi haktır. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtulanlardır. Kimin sevap tartıları hafif gelirse işte onlar da ayetlerimize haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu biz sizi yeryüzünde yerleştirdik. Orada size geçimlikler verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Sizi yarattık. Sonra size biçim verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin dedik. Hepsi secde ettiler. Yalnız iblis secde edenlerden olmadı. Allah buyurdu, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben dedi ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Onlara sokulacağım ve sen çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, haydi sen yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan sana kim uyarsa, bilin ki sizin hepinizden derleyip cehennemi dolduracağım. Sonra Allah Adem'e hitap etti. Ey Adem, sen ve eşin cennette durun. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Derken onların kendilerinden gizli kalan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı. Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek ya da ebedi kalıcılardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men etti, dedi. Ve onlara elbette ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Böylece onları aldatarak aşağı sarkıttı. Önceki mevkilerinden indirdi. Ağacın meyvesini tadınca çirkin yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarını üst üste yamayıp üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi. Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi ve şeytan size apaçık düşmandır demedim mi? Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen, muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz. Allah buyurdu, birbirinize düşman olarak inin. Sizin yeryüzünde bir süreye kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan dirilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Ademoğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Hayırlı olan takva elbisesidir. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar. Ey Ademoğulları! Şeytan, ana babanızı çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtıp bir belaya düşürmesin. Çünkü o ve kabilesi sizin onları görmeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanların dostu yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Bunu bize Allah emretti derler. De ki Allah kötülüğü emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki Rabbim bana adaleti emretti. Her mescitte yüzünüzü ona doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir topluluğu doğru yola iletti, bir topluluğa da sapıklık hak oldu. Çünkü onlar şeytanları Allah'tan başka dostlar tuttular
ve kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Ademoğulları! Her mescide girişinizde güzel giysilerinizi giyin ve yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram kılmış? De ki, bunlar bu dünya hayatında inananlar içindir. Kıyamet gününde de yalnız onlara mahsustur. İşte böylece biz ayetleri bilen bir topluluğa uzun uzun açıklıyoruz. De ki, Rabbim sadece fuhşiyatı, onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere isyanı, haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi yasaklamıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde ne bir an erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Ey Ademoğulları! Size içinizden peygamberler gelip ayetlerimi anlattıklarında kim Allah'tan korkar ve kendini düzeltirse işte onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Kim de ayetlerimizi yalanlar ve onlara karşı büyüklük taslarsa işte onlar cehennemliktirler. Ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah'a karşı yalan uyduran yahut ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onlara kitaptan nasipleri erişir, canlarını alacak elçilerimiz gelince onlara Allah'tan başka taptıklarınız nerede derler. Onlar o taptıklarımız bizden sapıp ayrıldılar derler. Böylece kendilerinin kafir olduklarına bizzat şahitlik ederler. Allah onlara sizden önce geçmiş cin ve insan topluluklarıyla beraber cehennem ateşine girin der. Cehenneme giren her ümmet kendi din kardeşine lanet eder. Nihayet hepsi oraya toplandığında sonrakiler, öncekiler hakkında derler ki, Rabbimiz işte bunlar bizi doğru yoldan saptırdı. Onlara cehennem ateşinden kat kat azap ver. Allah der ki, herkesin azabı kat kattır. Fakat siz bilemezsiniz. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. O halde yaptıklarınızdan dolayı azabı tadın. Bizim ayetlerimizi yalanlayan ve onlara inanmaya tenezzül etmeyenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak. Ve deve veya halat iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte suçluları böyle cezalandırırız. Onlara cehennemde ateşten bir yatak, üstlerine de ateşten örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar, ki biz hiç kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmeyiz, İşte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeğe getirmişler, derler. Onlara şöyle seslenilir. İşte size cennet, yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz. Cennet ehli, cehennem ehline Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Bunun üzerine aralarında bir çağırıcı şöyle seslenir. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan men ederler ve onu eğriltmek isterler. Ahireti de inkar ederlerdi. Cennetliklerle cehennemlikler arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri simalarından tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere selam olsun size diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir. Gözleri cehennemlikler tarafına çevrilince de Rabbimiz bizi zalim toplulukla beraber eyleme derler.
Araftakiler yüzlerinden tanıdıkları kişilere seslenerek şöyle derler: ne topluluğunuz ne de büyüklük taslamanız size hiçbir yarar sağlamadı. Allah onları hiçbir rahmete erdirmeyecek diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıydı? Cennetliklere dönerek girin cennete. Artık size ne korku vardır ne de siz üzüleceksiniz derler. Cehennemdekiler cennettekilere bize biraz su akıtın veya Allah'ın size verdiği rızıktan bize de verin diye seslenirler. Cennettekiler de Allah bunların ikisini de kafirlere haram kıldı derler. Onlar ki dinlerini bir eğlence ve oyun yerine koydular ve dünya hayatı kendilerini aldattı. Onlar bugüne kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar ettilerse biz de bugün onları öyle unuturuz. Gerçekten onlara bilgiye göre açıkladığımız inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitap getirdik. İlla onun tevilini mi gözetiyorlar? Onun tevili geldiği, verdiği haberler ortaya çıktığı gün önceden onu unutmuş olanlar derler ki: doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiş. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler? Yahut tekrar geri döndürülmemiz mümkün mü ki eski yaptıklarımızdan başkasını yapalım? Onlar kendilerini zarara soktular ve uydurdukları şeyler kendilerinden saptı, kaybolup gitti. Şüphesiz Rabbiniz Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır. Rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderen O'dur. O rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu kurak bir memlekete gönderir. Sonra onunla yağmur yağdırır ve onunla her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltiriz. Gerekir ki düşünür ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Kötü olandansa yararsız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir toplum için ayetleri böyle açıklarız. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik de dedi ki: ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Doğrusu ben üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler dediler ki: biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Nuh dedi ki: ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yok. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Allah'ın azabından sakınıp da rahmete nail olmanız için içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla size bir zikir, kitap gelmesine şaştınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Çünkü onlar kalp gözleri körleşmiş bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız dedi. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki: biz seni bir çılgınlık içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz. Hud: ey kavmim, bende çılgınlık yok. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla size bir zikir gelmesine şaştınız mı?
Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler yaptı ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, ya demek sen tek Allah'a kulluk edelim ve atalarımızın taptıklarını bırakalım diye mi bize geldin? Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğin o azabı bize getir. Hud dedi ki, artık size Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse, şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Bırakın onu, Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin. Yoksa sizi acı bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad'dan sonra sizi hükümdarlar kıldı ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler içlerinden zayıf görünen müminlere siz dediler, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da evet, doğrusu biz onunla gönderilene inananlarız dediler. Büyüklük taslayanlar, biz sizin inandığınızı inkar edenleriz dediler. Derken dişi deveyi boğazladılar ve Rablerinin buyruğundan dışarı çıktılar. Ey Salih, eğer hakikaten elçilerdensen bizi tehdit ettiğin o azabı bize getir dediler. Bunun üzerine hemen onları o sarsıntı yakaladı. Yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Salih de o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin elçiliğini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere gidiyorsunuz. Belki de siz haddi aşan bir kavimsiniz. Kavminin cevabı, onları, Lut'u ve taraftarlarını kentinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısını kurtarmadık. Çünkü o geride kalanlardan oldu ve üzerlerine bir azap yağmuru yağdırdık. Bak ki günahkarların sonu nasıl oldu. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanan insanlarsanız böylesi sizin için daha iyidir. Tehdit ederek inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolun eğriliğini arayarak öyle her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz azdınız da o sizi çoğalttı. Bakın ki bozguncuların sonu nasıl olmuştur. Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Kavminden ileri gelen kibirliler dediler ki, ey Şuayb, ya mutlaka seni ve seninle beraber inananları kentimizden çıkarırız ya da dinimize dönersiniz. Dedi ki, istemesek de mi bizi yurdumuzdan çıkaracak veya dinimizden döndüreceksiniz? Andolsun ki Allah bizi ondan, kafirlikten kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah'a karşı iftira etmiş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi hali müstesna, geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir.
Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız. Derken o müthiş sarsıntı onları yakalayıverdi. Yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç şenlik tutmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte ziyana uğrayanlar onlar oldular. Şuayb onlardan öteye döndü de, ey kavmim dedi, ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik bolluk getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımıza da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu dediler. Ve hemen onları hiç farkında olmadıkları bir sırada ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inanıp Allah'ın azabından korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarıyla yakaladık. Acaba o ülkelerin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa o ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken onlara azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın tuzağından emin olmaz. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı ki, eğer biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitmezler. İşte o ülkeler ki sana onların haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller, mucizeler getirmişlerdi. Fakat önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte o kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözde durma diye bir şey bulmadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların arkasından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve topluluğuna gönderdik. Tuttular o mucizeleri inkar ettiler. Ettiler de bak o bozguncuların akıbetleri nasıl oldu. Musa, ey Firavun, bil ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim dedi. Allah'a karşı ilk görevim hak olandan başka bir şey söylemememdir. Gerçekten ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. Firavun, eğer bir mucize getirdiysen ve eğer doğru söyleyenlerdensen onu göster dedi. Bunun üzerine Musa asasını yere bırakıverdi. O da birdenbire kocaman bir ejderha kesiliverdi. Ve Musa elini koynundan çıkarıverdi. Eli bembeyaz olmuş, bakanların gözünü kamaştırıyordu. Firavun'un kavminden ileri gelenler, muhakkak bu çok bilgili bir sihirbazdır dediler. O sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, o halde siz ne diyorsunuz dedi. Onlar da onu ve kardeşini beklet, şehirlere de toplayıcılar gönder dediler. Bütün bilgiç sihirbazları sana getirsinler. O sihirbazlar Firavun'a geldiler. Galip gelirsek bize muhakkak mükafat var değil mi? Dediler. Evet dedi. Firavun, üstelik o zaman benim yakınlarımdan olacaksınız. Sihirbazlar Musa'ya, ey Musa, önce sen mi hünerini ortaya koyacaksın, yoksa biz mi? Dediler. Musa, siz atın dedi. Atacaklarını atınca herkesin gözünü büyülediler ve onları dehşete düşürdüler. Doğrusu büyük bir sihir gösterdiler. Biz de Musa'ya sen de asanı bırakıver diye vahyettik. Birdenbire asa onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuverdi.
Artık hakikat ortaya çıkmış ve onların bütün yaptıkları boşa gitmişti. Orada mağlup olmuş ve küçük düşmüşlerdi. Sihirbazlar hep birden secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Firavun, ben size izin vermeden iman ettiniz ha dedi. Şüphesiz bu bir hiledir. Siz bunu şehirde kurmuşsunuz, yerli halkı oradan çıkarmak istiyorsunuz. Sonra anlayacaksınız. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Sonra da bilin ki sizi astıracağım. Onlar da şüphesiz o takdirde biz Rabbimize döneceğiz dediler. Senin bize kızman da sırf Rabbimizin ayetleri gelince onlara iman etmemizden dolayıdır. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al derler. Firavun kavminin ileri gelenleri dediler ki, seni ve ilahlarını terk etsinler de yeryüzünde fesat çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun da dedi ki, onların oğullarını öldüreceğiz, kızlarını sağ bırakacağız ve onlar üzerinde kahredici bir üstünlüğe sahibiz. Musa kavmine dedi ki, Allah'ın yardımını ve lütfunu isteyin ve sabır gösterin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona miras çıkılar. Sonunda kurtuluş müttakilerindir. Kavmi de dediler ki, sen bize gelmeden önce de eziyet gördük, sen geldikten sonra da. Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak edip de sizi yeryüzünde halife kılacaktır ve sizin nasıl işler yaptığınıza bakacaktır. Gerçekten biz Firavun sülalesini senelerce kıtlık ve gelir noksanlığı içinde tutup kıvrandırdık ki düşünüp ibret alsınlar. Fakat kendilerine iyilik geldiği zaman işte bu bizim hakkımızdır dediler. Başlarına bir kötülük gelince de işte bu Musa ile yanındakilerin uğursuzluğu yüzünden dediler. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah katındandır. Lakin çoğu bunu bilmezler. Ve sen büyülemek için her ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz dediler. Biz de kudretimizin ayrı ayrı alametleri olmak üzere başlarına tufan, çekirge, haşereler, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine inat edip direndiler ve çok mücrim, suçlu bir kavim oldular. Ne zaman ki azap üzerlerine çöktü, dediler ki, ey Musa, bizim için Rabbine dua et. Sana olan ahdi hürmetine eğer bizden bu azabı kaldırır, uzaklaştırırsan, yemin olsun ki sana kesinlikle iman edeceğiz. Ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz. Ne zaman ki belli bir süreye kadar onlardan azabı kaldırdık, derhal yeminlerini bozdular. Biz de ayetlerimizi inkar ettikleri ve onlara kulak vermedikleri için kendilerinden intikam aldık da hepsini denizde boğduk. Ve o hırpalanıp ezilmekte olan kavmi de yeryüzünün bereketle donattığımız doğusuna ve batısına mirasçı yaptık. Ve böylece Rabbinin İsrailoğullarına olan o güzel vaadi sabırları yüzünden gerçekleşti. Biz de Firavun ile kavminin yapa geldikleri sanat eserlerini ve diktikleri binaları yerle bir ettik. Ve İsrailoğullarının denizden geçmelerini sağladık. Derken bir kavme vardılar ki, onlar kendilerine mahsus bir takım putlara tapıyorlardı. Dediler ki, ey Musa, onların tanrıları gibi sen de bize bir tanrı yap. Musa da onlara dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz. Çünkü o gördüklerinizin içinde bulundukları din yok olmaya mahkumdur ve bütün yaptıkları batıldır. Sizi alemlere üstün kılan Allah olduğu halde ben size ondan başka ilah mı arayayım dedi. Hani sizi Firavun sülalesinin elinden kurtardığımız zaman hatırlasanıza size azabın kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda sizin için Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Ve Musa'ya 30 geceye vaat verdik. Ve süreye bir 10 gece daha ekledik. Ve böylece Rabbinin mikatı tayin ettiği vakit tam 40 gece oldu. Musa kardeşi Harun'a şöyle dedi. Kavmim içinde benim yerime geç, ıslaha çalış
ve bozguncuların yolundan gitme. Ne zaman ki Musa mikatımıza geldi, Rabbi ona kelamıyla ihsanda bulundu. Ey Rabbim, göster bana kendini de bakayım sana dedi. Rabbi ona buyurdu ki, beni katiyen göremezsin. Velakin dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sonra sen de beni göreceksin. Daha sonra Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılıp kendine gelince sen Sübhansın, tevbe ettim, sana döndüm ve ben inananların ilkiyim dedi. Allah buyurdu, ey Musa, sana verdiğim peygamberlikle ve kelamımla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğime sıkı sarıl ve şükredenlerden ol. Ve onun için o levhalarda her şeyden yazdık. Nasihat ve hükümlerin ayrıntılarına ait her şeyi belirttik. Haydi bunlara sıkı sarıl, kavmine de emret. Onlar da en güzeline sarılsınlar. Size yakında o fasıkların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimizi anlamaktan uzak tutacağım. Onlar ki bütün ayetlerimizi görseler de onlara iman etmezler. Doğru yolu görseler de o yolu tutup gitmezler. Eğer sapıklık yolunu görürlerse tutar onu izlerler. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmeyi adet edinmişler ve onlardan hep gafil ola gelmişlerdir. Ayetlerimizi ve ahiretteki karşılaşmayı inkar edenlerin amelleri hepten boşa gitmiştir. Çekecekleri ceza kendi yaptıklarından başkası mı olacaktır? Musa'nın arkasından kavmi tutmuş süs takılarından böğüren bir buzağı heykeli edinmişlerdi. O buzağının kendilerine bir söz söylemediğini ve bir yol göstermediğini görmemişler miydi? Fakat yine de onu tanrı edindiler ve zalimlerden oldular. Ne zaman ki ellerine kırağı düşürüldü, yaptıklarına pişman oldular. O zaman sapıtmış olduklarını gördüler. Yemin olsun ki eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa muhakkak ki biz kötü akibete düşenlerden olacağız dediler. Musa öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndüğünde şöyle dedi. Bana arkamdan ne kötü bir halef oldunuz. Rabbinizin emriyle dönüşümü beklemeden acele mi ettiniz? Elindeki levhaları bıraktı ve kardeşi Harun'u başından tutarak kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anamın oğlu dedi. İnan ki bu kavim beni güçsüz buldu. Az daha beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle yaparak düşmanları sevindirme ve beni bu zalim kavimle bir tutma. Musa dedi ki, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine al. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Şüphesiz o buzağı tanrı edinenlere Rablerinden bir gazap, dünya hayatındayken de bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. O kötü amelleri işleyip de sonra arkasından tevbe ve iman edenler için hiç şüphe yok ki Rabbim bundan sonra yine de affedici ve merhamet edicidir. Musa'nın öfkesi geçince levhaları aldı, onlardaki yazıda ancak Rablerinden korkanlar için bir hidayet ve rahmet vardı. Bir de Musa mikatımız için tayin ettiğimiz vakitte tevbe için kavminden 70 erkek seçti. Ne zaman ki bunları o sarsıntı yakaladı, işte o zaman Musa, Rabbim dedi. Dileseydin bunları da beni de daha önce helak ederdin. Şimdi bizi içimizdeki o beyinsizlerin yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin? O işte senin imtihanından başka bir şey değildi. Sen bu imtihanla dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de hidayete erdirirsin. Bizim velimiz sensin. Artık bizi bağışla, merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Ve bize hem bu dünyada iyilik yaz, hem de ahirette. Biz gerçekten de tevbe edip senin hidayetine döndük. Buyurdu ki, azabım var. Onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır. Oysa her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da özellikle korunanlara, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım. Onlar ki o ümmi peygambere uyarlar. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup onun izinden giderler ki
O onlara iyiyi emreder ve onları kötülükten alıkoyar. Temiz ve hoş şeyleri kendilerine helal kılar. Murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar. Sırtlarından ağır yükleri indirir. Üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar. İşte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır. De ki, ey insanlar, ben sizin hepinize Allah'ın Resulüyüm, o Allah ki, göklerin ve yerin bütün mülkü O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öldüren de, dirilten de O'dur. Bundan dolayı gelin Allah'a ve Resulüne iman edin. Allah'a ve Allah'ın bütün kelamlarına iman etmiş bulunan o ümmi peygambere, evet ona uyun ki hidayete erebilesiniz. Musa'nın kavminden doğru yolu gösteren ve doğrulukla adalet yapan bir topluluk da vardı. Biz onları 12 kabileye, o kadar ümmete ayırdık ve kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya elindeki asa ile taşa vur diye vahyettik. Vurunca hemen o taştan 12 pınar akmaya başladı. Halkın her biri su alacağı yeri iyice öğrendi. Bulutu da üzerlerine gönderdik, gölgeledik. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak ihsan ettiğimiz nimetlerin temizinden yiyiniz dedik. Onlar zulmü bize yapmadılar. Lakin kendi kendilerine zulmediyorlardı. Ve o vakit onlara denilmişti ki, şu şehre yerleşin ve orada dilediğiniz şeylerden yiyin. Hitta günahlarımızı bağışla deyin ve secde ederek kapısından girin ki suçlarınızı bağışlayalım. İyilere nimetlerimizi daha da arttıracağız. İçlerinden bir kısım zalimler sözü değiştirdiler. Kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Zulmü alışkanlık haline getirdikleri için biz de üzerlerine gökten azap yağdırdık. Bir de onlara o deniz kıyısındaki şehrin başına gelenleri sor. O sırada onlar cumartesi yasağına riayet etmiyorlardı. Cumartesi günü balıklar akın akın geliyorlardı. Yasak olmadığı gün gelmiyorlardı. Yoldan çıkıp sapıklık yaptıkları için biz de onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği ya da çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz dediği vakit, o uyarıda bulunanlar dediler ki, Rabbiniz tarafından mazur görülmeniz, muhakkak ki Rabbin hızla cezalandırandır ve yine muhakkak ki o çok affedici, çok merhametlidir. Ve onları yeryüzünde birçok ümmetlere ayırdık. İçlerinde iyi olanları da vardı, olmayanları da. Onları biz bazen nimetlerle, bazen de musibetlerle imtihana çektik. Sonunda belki Hakk'a dönerler diye. Derken kitabı, Tevrat'ı miras olan bozuk bir nesil bunların yerini aldı. Bize nasıl olsa mağfiret edilecek diyerek şu alçak dünya malını alıyorlar. Yine onun gibi bir mal ve rüşvet gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kendilerinden o kitabın hükmü üzere misak alınmamış mıydı? Ve onun içindekileri okuyup öğrenmemişler miydi? Oysa ahiret yurdu Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Kitaba sarılanlara ve namazı kılmaya devam edenlere gelince, biz o iyilerin ecrini hiçbir zaman yitirmeyiz. Hani bir zamanlar biz o dağa gölgelik gibi tepelerine çekmiştik de üzerlerine düşüyor zannettikleri bir sırada demiştik ki size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun ve içindekini hatırınızdan çıkarmayın. Umulur ki korunursunuz. Bir de Rabbin Adem oğullarından bellerindeki zürriyetlerini alıp da onları kendi nefislerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği vakit pekala Rabbimizsin, şahidiz dediler. Bunu kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye yapmıştık. Yahut atalarımız daha önce şirk koşmuşlardı. Biz onlardan sonra gelen bir nesildik. Şimdi o batıl yolu tutanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin
demeyesiniz diye yapmıştık. Ve işte biz ayetleri böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz ki belki dönerler. Onlara kendisine ayetlerimizi sunduğumuz o adamın kıssasını da anlat. Ayetlerden sıyrılıp çıktı. Derken onu şeytan arkasına taktı. En sonunda da helak olanlardan oldu. Ve eğer dileseydik onu ayetlerle yüceltirdik. Fakat o alçaklığa saplandı kaldı ve kendi keyfinin ardına düştü. Artık onun ibret verici hali o köpeğin haline benzer ki, üzerine varsan da dilini uzatır solur, bıraksan da solur. İşte bu ayetlerimizi inkar eden kavmin misalidir. Bu kıssayı iyice anlat, belki biraz düşünürler. Ayetlerimizi inkar edip sırf kendilerine zulmeden o kavmin hali ne kadar kötüdür. Allah kime hidayet ederse o hidayete erer. Kimi de delalette bırakırsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Andolsun ki cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir. Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı Allah'a onlarla dua edin. Onun isimlerinde sapıklık eden mülhitleri, inkarcıları terk edin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekecekler. Yine bizim yarattığımız insanlardan öyle bir ümmet var ki onlar Hakk'a yol gösterirler. O hak ile adaleti yerine getirirler. Ayetlerimizi inkar edenlere gelince, biz onları bilmeyecekleri yönlerden derece derece düşüşe yuvarlayacağız. Ayrıca ben onlara mühlet de veririm. Fakat benim tuzak kurup helak edişim pek çetindir. Onlar arkadaşlarında herhangi bir cinnet bulunmadığını hiç düşünmediler mi? O açık bir uyarıcıdan başka biri değildir. Allah'ın göklerdeki ve yerdeki mülkiyet ve tasarrufuna, Allah'ın yaratmış olduğu herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline hiç bakmadılar mı? Artık bu Kur'an'dan sonra başka hangi söze inanacaklar? Allah kimi saptırırsa onu yola getirecek bir kimse yoktur. O onları kendi hallerine bırakır ve kendi azgınlıkları içinde yuvarlanıp giderler. Sana ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki, onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan ondan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir menfaat elde etmeye ne de bir zararı önlemeye malik değilim. Ben eğer gaybı bilseydim daha çok hayır yapardım ve kötülük denilen şey yanıma uğramazdı. Ben iman edecek bir kavme müjde veren ve uyaran bir peygamberden başka biri değilim. Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükunet bulsun diye eşini de ondan yaratan Allah'tır. O eşini kucaklayıp sarılınca, ona yaklaşınca eşi hafif bir yük yüklendi. Hamile kaldı. Bir müddet böyle geçti. Derken yükü ağırlaştı. O vakit ikisi birden Rableri olan Allah'a şöyle dua ettiler. Eğer bize salih bir evlat verirsen biz muhakkak şükredenlerden olacağız. Fakat Allah kendilerine salih bir evlat verince her ikisi de tuttular, verdiği evlatlar üzerine ona ortak koşmaya başladılar. Allah onların koştukları şirkten münezzehtir. Hiçbir şey yaratmayan ve kendileri yaratılmış olan putları mı Allah'a ortak ediyorlar, ona eş koşuyorlar? Bu putlar ne o tapınanlara ne de kendi kendilerine yardım edebilirler. Eğer siz onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları ha çağırmışsınız, ha çağırmayıp susmuşsunuz. Hiç fark etmez.
Allah'ı bırakıp taptıklarınız da tıpkı sizin gibi kullardır. Eğer iddianızda doğruysanız, haydi onları çağırın da size cevap versinler. Onların yürüyecek ayakları, tutacak elleri, görecek gözleri veya işitecek kulakları mı var? De ki, haydi çağırın o ortaklarınızı. Sonra bana istediğiniz tuzağı kurun ve elinizden gelirse göz açtırmayın. Zira benim velim o kitabı indiren Allah'tır ve o salih kullarına sahip çıkar. Sizin Allah'tan başka taptıklarınızsa ne size yardım edebilirler ne de kendi kendilerine yardımları dokunur. Siz onları doğru yola çağıracak olsanız da duymazlar. Onların sana baktıklarını görürsün. Bakarlar ama görmezler. Sen yine de affa sarıl. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Eğer şeytandan bir vesvese, bir gıcık gelirse hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki Allah hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir. Allah'tan korkanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese iliştiği zaman durup düşünürler de derhal kendi basiretlerine sahip olurlar. Şeytanların kardeşlerine gelince, onlar öbürlerini sapıklığa sürüklerler. Sonra da yakalarını bırakmazlar. Onlara arzularına göre bir ayet getirmediğin zaman, derleyip toplasaydın ya derler. Sen de de ki, ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım. İşte bütünüyle bu Kur'an Rabbinizden gelen basiretlerdir. Kalp gözünü açacak beyanlardır. İman eden bir kavim için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman hemen susup onu dinleyin. Umulur ki rahmete nail olursunuz. Sabah akşam demeden, kendi içinden, korkarak ve yalvararak alçak sesle Rabbini an ve gafillerden olma. Zira Rabbinin katında olanlar Allah'a kulluk etmekten asla kibirlenmezler. Onu tenzih ederler. Şanını ulularlar ve yalnızca ona secde ederler. Sadakallahu lazim.